Arkadaşlar merhaba. Bu eğitim videomuzda Solidcam 2021 yeniliklerinden Edge Breaking komutunu göreceğiz. Şimdi bu Edge Breaking komutu nedir? Edge Breaking komutu aslında bir çapak alma işlemidir. Şimdi malzemenin sertliğini, tokluğunu, mukavemetini arttırmak için çeşitli operasyonlar yapılır. Bu operasyonlardan birisi de çapak alma operasyonudur. Yani kısaca malzemenin dayanımını, parçanın kullanım ömrünü arttırmak için yapılan bir operasyondur. Bu operasyonu Solidcam'de şöyle gösterecek olursak, Edge Breaking komutunu aktif ettiğimde Tool Axis Control bölümünde şöyle 3 eksende, 4 eksende, 4 artı 1 ve 5 eksende kullanabilirsiniz. 5 eksende de 2 opsiyon var. Full 5 eksen kullanabilirsiniz. Veyahut da takımın boyu yettiği kadar 3 eksen, yetmediği yerde 5 eksen kullan diyebilirsiniz. Şimdi şöyle kısaca ben simülasyonlardan öncelikle 3 ekseni size göstereyim. Çünkü yavaş bir şekilde şöyle gösterelim. Hatta şuralarda gördüğünüz gibi aslında şurayı durdurup yakınlaştığımızda göreceksiniz. Bakın burada bir çapak alma operasyonu yapıyor ama takımın boyu daha fazla yetmediği için çapak alma operasyonunu burada kesmiş vaziyette. Şimdi biz bunu 5 eksene, 4 artı 1'e veya işte full 5 eksene çevirmek için yaptığımız işlemlerden bir tanesi oldukça basit ve kolay. Direkt siz buradan 5 eksene çeviriyorsunuz veya 5 eksen deyip tilt açısını açarak işte ben takımı 0 ile 75 derece arasında da yatırabilirim diyebilirsiniz. Takımın yettiği yerde 3 eksen, yetmediği yerde 5 ekseni kullanabilirsiniz. Ve şurada level bölümünde de, pardon, tool parametre bölümünde de siz bu çapağın derinliğini veya genişliğini, yani eşit bir şekilde takımı kullandığınız takıma göre derinliğini veya genişliğini vererek bu çapak alma operasyonunu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi tool axis control bölümüne geldim. Öncelikle ben 5 eksen minimal tilting'i kullanarak 0 ile 75 derece arasında bir çapak alma işlemi gerçekleştirsin diyorum ve takım yolumu hesaplattırıyorum. Şimdi simülasyondan bakacak olursak şu an takımım kurtardığı yerlerde 3 eksen operasyonları yapıyor. Kurtarmadığı yerde ise 5 eksen operasyonları ile burada çapak alma işlemlerini gerçekleştiriyor. Bakın. Ve bunu yaparken de takım ve tutucuyu da göz önünde bulundurarak benim verdiğim 0 ile 75 derece arasındaki açılara yatarak burada çapak alma işlemlerini gerçekleştirmiş oluyor. İsterseniz de full 5 eksen kullan dediğinizde de artık her yerde 5 eksen operasyon yaparak burada çapak alma işlemlerini gerçekleştirecektir. Bütün açılarda, bakın burada bile 5 eksene yatıp çapak alma işlemlerini gerçekleştirecektir. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın.